Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Baba Latif'le selamlar, sevgiler. Epic Games'in yıl sonuna kadar olan 15 gün boyunca 15 ücretsiz oyun kampanyası bugün sona eriyor arkadaşlar. Bugün son oyunu veriyor. Geçtiğimiz yıl kadar ses getirmediğini söyleyebilirim. Bizi o kadar tatmin etmediğini söyleyebilirim ama yine sonuç olarak 15 tane oyunu kütüphanemize ücretsiz olarak eklemiş bulunuyoruz. Ve son oyun. Son oyun ise Tomb Raider. Yani Tomb Raider serisini komple olarak veriyor. Eee, triloji olarak veriyor Tomb Raider'ı. Tomb Raider Game of the Year Edition. Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider diye 3 tane oyunu bizlere paket halinde Tomb Raider Trilogy olarak 6 Ocak saat 7'ye kadar bir hafta boyunca e, ücretsiz olarak sunuyor. Bu sefer 24 saat süreyle vermedi. Son oyunu gördüğünüz gibi 15. oyunu bir hafta süreyle ücretsiz verdi. Yani bir hafta boyunca kütüphanemizi ekleyebileceğiz. Ben de bu bir hafta içerisinde ilk izlenim yapacağım arkadaşlar. Şimdi hızlıca duyurmak isterim sizlere. Biliyorsunuz çok yüklenme oluyor, çok uzun sürüyor downloadlar. Vakit kaybetmeyelim. Hemen şimdi duyurumuzu yapalım. Ondan sonra e, bir ilk izlenim bakarız. Hangi oyuna bakarız bilemiyorum. E, hangisine bakalım? Yorumlarda siz yazın birinci, ikinci, üçüncü oyun hangisine yapacağımıza, oynayacağımıza karar verelim. Daha sonrasında da normale dönüyor. Artık haftalık her Perşembe olduğu gibi eskiden öyleydi. Şimdi de aynen devam ediyor. Her Perşembe yani ayın altı itibariyle bir hafta boyunca ücretsiz oyunlar sunmaya devam edecek. God's Will Fall gözüküyor şimdilik. Dediğim gibi bir hafta boyunca ücretsiz arkadaşlar. Bugün 30 Aralık 2021'den 6 Ocak. 2022 saat 7'ye kadar Tom Raider'ı e, trilogi triloji olarak 3 oyuna da sahip olabileceğimiz şekilde Epic Games bizlere sundu. Yani bu hak bu sene hakkında ne düşünüyorsunuz? E, geçen sene kadar ses getirmediğini biz alkımla konuştuk, yorumladık. Sizlerden gelen tepkiler de yorumlar da bu doğrultuda aslında. Siz de bu yönde düşünüyorsunuz ama e, farklı yorumların arkadaşlarımız varsa lütfen aşağıya açıklama kısmında e, bizi bilgilendirsinler. Merak ediyoruz çünkü sizin düşüncelerinizi. Bundan sonrasında da her perşembe her zaman yaptığımız gibi ilk izlenimlerimizi Epic Games'in verdiği ücretsiz oyuncularına ilk izlenim hale sizlere sunmaya devam ediyor olacağız. 15 oyunun 14'ünü ilk izlenim yaptık ama Tomb Raider'ı daha sonra yapacağım. Çünkü nasıl olsa bir hafta ücretsiz arkadaşlar. Hızlıca size duyurmak istedim dediğim gibi. Şimdi ama e, en iyisi Tomb Raider herhalde Epic Games'in oyunları arasında bu sene verdiği. E, Vampire vardı o fena değildi. Mutant vardı fena değildi. E, Prey güzeldi e, Ama kontrol vardı ama kontrolü Çok daha fazla e, Daha önceden özür dilerim, çok daha fazla değil daha önceden de verdiği için Ve bu oyunların bazılarını daha önceden verdiği için Bizi tatmin etmemiş oluyor aslında Salt and Sanctuary keyifli bir oyundu Şu anda da hala ücretsiz gözüküyor bu arada Aslında bitti ücretsiz olması ama Hala ücretsiz gözüküyor niye öyle gözüküyor bilmiyorum Neyse lafı fazla uzatmıyorum Videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yazmayı Ve bu taraftaki butonun da youtube kanalımıza Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar Görüşmek üzere sevgiler sağlıcakla kalın